Arkadaşım beni hiç dinlemiyorsun. Hep seni dinliyorum. Onlar neydi öyle? Sanki'ye benziyorlardı. Ben söylemiştim bizim öğretmenim NASA yalan söylemez demiştim. Demek ki uzaylılar buraya geldiler. Neden? Çünkü dünyanın her tarafı kirli. Ve kirli olduğu için onlar da kesin burayı işgal etmeye geldiler. Anlamıyorsun uzaylılar mı olacak? Hem bak ben ne öğrendim biliyor musun? Şişenin içinden bir tane kağıt çıkmış ya orada bir tarih yazıyordu. Evet. Gittim ve o tarihi araştırdım. Aramızın saygıdeğer belediye başkanı Abdullah Özdemir beyefendi salonumuzu teşrif ettiler. Büyük alkışlarla tabii ki sayın başkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Büyük alkışlarla Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir beyefendi huzurlarınızı zannediyoruz. Sayın başkanım. Bağcılar Belediye'miz kuruluşundan bu tarafa her zaman çok önem gösteren, çok bu konuya eğilen ve duyarlılığı, sosyal duyarlılığı çok önemli olan bir belediye. Tabii eğitimin içerisinde çevre eğitimi de çok önemli bir yer tutmakta. Bu açıdan da belediyemizin, az önce de ifade ettim, kuruluşundan bu tarafa ki birçok çevresel programları ve projeleri oldu. Çevre kulüplerimizin önemli çalışmaları oldu. En kötü atıklar dahi çocuklar temizlenerek denize suyun salınmasına vesile oluyor. Dünyada sıfır atık teriminin yerleşmesine Emine Erdoğan hanımefendi önemli katkılar sundu. Size orta okulu okul müdürümüz Fatma Bilgiç buyursunlar efendim. İlçe Emin Eğitim Müdürümüz takdim edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve üçüncümüzü de Başkan Yardımcımız Cengiz Takçı Beyefendi takdim edecek. Rahatla buyursunlar Sayın Başkanım. İki ödül mü aldı? İki ödül birden aldılar evet müdürüm. İkincimiz Karacaoğlan. Çok teşekkür ediyoruz. Ve üçüncümüz, çok teşekkür ediyoruz. Evet, el sallayalım hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Çocuklar hemen yerinize. Beş tane evladımız oldu. Onlardan en küçüğü Abdullah. Çok sevimli bir çocuktu. Çok severdi futbol topu oynaması arkadaşlarla falan. Arkadaşlarla geçinmesi, mütevaziliği, evde ablalarına karşı saygısı. Yani her şeyde hani kendi çocuklarım nasılsa hala öyle. Böyle olmamızdan biraz eminim o da duygulanacak. İnşallah bizim evladımız. Dedelerde de hayırlı bir evlat olacak. Sadece bir kelimeyle anlatamam bunu. Vatan. Allah hayırlı, bereketli bir ömür nasip etsin. Evet, ben başkanımızın ailesi de burada. Tabii böyle değerli bir evlat yetiştirdikleri için ona da bir alkışlamanızı rica ediyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, duyguyu düşüncelerinizi almak istiyoruz. Tabii böyle zamanlarda konuşmak hakikaten zor. Ben bu anlamda kıymetli sürpriz içeren aileme hem kıymetli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İçerik içerisinde başkanımızın doğum gününü kutladık efendim. Türkiye'nin en büyük ailelerinden birisiyiz bu arada Bağcılar'da bizler. Bu da çok önemli. Hem de yine Engelliler Sarayı tarafından hazırlanan bir çantamız var. Evet, öncelikle çok kıymetli bir projeye ev sahipliği yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Bağcılarımızda okullar arası atık toplama yarışması düzenledik. Atık pil,
atık yağ, aynı zamanda elektronik atık ve ambalaj atıklarının olmak üzere 4 başlık üzerinde bir yarışma düzenledik. İlk 3'e giren okullarımıza da belirli çocukların da kullanabilecekleri önemli ödüller armağan ettik. Bu açıdan işin önemsenmesi, duyarlılığımızın vurgulanması adına kıymetli bir projeydi. Özellikle dünyada bir iklim değişikliği krizi ve problemi söz konusu. İklim değişikliğinin önlenmesi adına en önemli konulardan birisi de sıfır atık projesi. Bu açıdan Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlayan bir süreçti bu. Özellikle hükümetimiz kurulduktan sonra çok önemli adımlar atıldı. Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok önemli bir sorumluluk üstlendi. Hatta 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Emine Hanım'ın da önemli gayretleriyle ilan edildi. Bu açıdan bizler de Bağcılar Belediyesi olarak bu kervanı, bu önemli yürüyüşe katkı sunmak istedik. Ana tema da şuydu, çocukların özellikle bu konudaki duyarlılığını önemsiyoruz ve onu sürecin içine katmak istedik.